biat ölümüne yemin demektir. Şimdi biat da, bu da alışveriş şeyinden kaynaklanır da, ölümüne yemin demektir. Ölüm, ölümü pahasına yemin. Şimdi Mümtehine suresinin 12. ayetinde, bakın onu da söyleyeyim. Evet. Kesinlikle Allah der ki, biat peygambere bile marufta olacak. Herkese kabul gören, Allah'ın kanunlarına da uygun bir şeyler olursa o adama biat edilir. Maruf olmayan bir işte kesinlikle peygamber bile olsa biat edilmez. Kur'an'a baktığımız zaman şu gerçeği görüyoruz. Bir ayette Kur'an'da, Yunus suresinde der ki, niye o toplumlar kendi işlerinde bilgelerini üretmediler ki topluma yol göstersin? Çok güzel, tekrar edelim mi? Niye o toplumlar? Evet, niye? Yani her toplumun kendi içerisinde bilgesi olmalı değil miydi? Bunu şöyle anlatayım. Bize çok sorulan bir soru var. Niye bütün peygamberler Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da, Mezopotamya yöresinde geldi de niye bir batıda, niye bir doğuda falan peygamber gelmedi, evet, denildiği zaman evet, biz işte bu ayeti malzeme olarak gösteriyoruz. Evet. Batıya gittiğin zaman orada Eflatun var, Aristo var, Sokrat var. Doğuya gittiğin zaman Buda var, Konfüçyüs var ve ayrıca Bilge Kağan var diyoruz. Evet. Onlar toplum nizamını bilgeliğiyle halletmişler. Allah oraya göndermemiş. Dinin tanımına geçiyoruz. Evet. Değil mi? Ben susuyorum, sizi dinliyorum. Evet. Siz sustuğunuzda sorularımı devam ettireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, bildiğiniz gibi din sokaktaki vatandaştan akademik vatandaşlara kadar hepsinin dilinde dolaşan ama gerçeğinin ne olduğu bilinmeyen bir mefhum olarak tanıtacağım şimdi. Evet. Çevre kusura bakmasınlar ki bu doğru. Bunun nedeni, çeşitli nedenleri var da, en başta bizim devletimizin maalesef Türk Dil Kurumu'nun din tanımı. Ne diyor? Bakın şimdi, bakarlarsa sözlüğe, Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum diyor. Türk Dil Kurumu böyle diyor. Ama din bu değil. Ben şimdi herkese anlatıyorum. Din sözcüğünün anlamı deyin sözcüğünden gelir. Deyin. D-E-Y-N. Deyin bu bilinir. Borç demek. Borç. Borç. Din sözcüğü ile din sözcüğü aynı yazılır. Fakat seslendirmede farklılığı vardır. Fakat anlam aynıdır, eksen aynıdır. Bu sözcüğün anlamı borç demek. Yani bu sözcüğün ifade ettiği anlam, bir insanın kendisine, ailesine, arkadaşlarına, yakın çevresine, toplumuna, evrene, Allah'a olan borcunu ifade eder. Bunun da tersi, Allah'ın kuluna borcu. Allah'ın kuluna borcu olur mu demeyelim. Allah'ın da kuluna borçları var. Onu da belirteyim. Açacağız. Onların da ne olduğunu, evet, da ileriki günlerde belki bu programda da söylerim. Allah'ın kullarına borcunu, devletin insana, bireylere borcunu, komşunun borcunu vesaire gibicesine, bunu tersten de getirdiğimiz zaman sosyolojik olarak dinin anlamı, İnsanların, dediğim gibi, herkesin birbirine olan borcunu ifade eden bir ifade. Sözcük bu, bu anlamda. Bu demektir ki, bunu dediğimiz zaman, bu sözcüğün buradaki anlatıldığı gibi Tanrı'ya, olağanüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum olmaktan çıkar. Din sokaktadır, halkın arasındadır. Kur'an'ı incelediğimiz zaman şunu görürüz. Mesela Kur'an'da Mısır'ındaki kralın dininden bahseder. Allah'la ilgisi yoktur. Yine peygamberin yaşadığı çağda Mekke müşriklerinin dinlerinden bahseder. Onun da Kur'an'la, Kur'an buradaki tanımla da bir alakası yoktur. Ve onun dışında şöyle getirecek olursak, ben bu dini şöyle şey yapıyoruz.
toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü. Evet, özetleyecek olursa nizamı. Toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü. Biz buna din diyoruz. Din sokaktadır. Din caddededir, sosyal bir olgudur. Tamamen toplumsal bir olaydır. Şimdi buna baktığımız zaman, buna hayat nizamı dedik, toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü dediğimiz zaman şu gerçekleri görürüz. Bakın, mesela sosyalizm bir evet. dindir. Kapitalizm bir dindir. Liberalizm bir dindir. Fakat bunlara karşılık olarak bir de Allah'tan gelen hak din dediğimiz, Kur'an'ın getirdiği İslam dini vardır. Ona da hak din diyoruz. O da bir ayrıdır. Şimdi bunların farklılığına çok da getireceğiz. Çarpıcı tabii. Evet. Dolayısıyla bunlar, dinin çeşitlerini mi görüyoruz evet, şimdi? Böylece şunu diyoruz. Evet. Din bir ilahi din vardır, bir de beşeri din vardır. Hı-hı. Kulların hayat nizamlarının adı da bu tanımlamaya göre birer dindir. Kur'an'da Tekasür suresi var. Kısa bir sure. Allah diyor ki kazanma yarışı, çoğaltma yarışı dünyayı cehenneme çevirir. Siz de o cehennemi yaşarsınız diyor. Öz olarak söylüyorum. Çoğaltma yarışı yani kapitalizm, anlatabilir mi? Dünyayı cehenneme çevirir. Siz de o cehennemi aynel yakın, hakkal yakın yaşarsanız o ateşin içinde kalırsınız diyor. Bunlar niye bahsetmezler? Başörtüsü, namaz, niyaz, tesbih, tamam mı? Şalvar, bıyık, tamam. Öyle şey. Bunlar niye bahsedilmez? Bu da dinin, bu Kur'an'ın içerisindeki emirdir. Bir başka ayet daha söyleyeyim. Haşr suresinin 7 ila 8. ayet. Haşr suresi 7-8. ayet. Allah da orada refah, dünyada sadece zenginler arasında dönüp dolaşmayacak. Refah dünyada A'dan Z'ye kadar bütün insanlar için ortak bir haktır diyor. Müslümanlar bunu işliyor mu? Velayet vermek demek tamamen İşinde, gücünde, siyasi, ekonomik, askeri vesairede yönetimi bir başkasının eline vermek demek. İtin ucunu bir başkasına teslim etmen demek. Evet. Bakın şimdi manzaraya bak. Şimdi dost edinmeyin dediği zaman sanki komşu Yahudin var, Hristiyan var ya, onlarla bir yakınlık kurma anlamına doğru bunu düşürdüler. Ve Allah bunu dediği zaman, bunu bize uyardığı zaman, bakın Müslümanların başına ne geldiyse, askeri yönler. Şimdi mesela Allah diyor ki Hristiyanlara velayet verme diyor. Askeriyemizi NATO'ya, ekonomimizin velayetini IMF'ye vermek Allah'ın emrine göre yasaktır. Bakın geçmişte de, evet. de bak onu anlatayım. Çanakkale'deki savaş yani 250-300 bin tane Mehmetli'nin orada her olması bunun sebebi ne? Bunun sebebi Genelkurmay Başkanımızın Alman olmasıdır. Doğu'da yine yani geçen gün yıl dönümüydü de hani böyle şey yaptım. Sarıkamış'ta ya, 90 bin, 100 bin, 40 bin neyse o kadar kişinin telef olması, anlatabildim mi? Yine velayetin başkalarının elinde olmasıdır. Allah bunu yasaklar. Veli kendinizden olacaktır. Kendiniz kendinizin velisi olacaksınızdır. Buyurun işte bu da siyasi, İslam'ın siyasi şeylerinden. Biat ölümüne yemin demektir. Şimdi biat da bu da alışveriş şeyinden kaynaklanır da ölümüne yemin demektir. Ölüm, ölümü pahasına yemin. Şimdi Mümtehine suresinin 12. ayetinde bakın onu da söyleyeyim. Evet. Kesinlikle Allah der ki biat peygambere bile marufta olacak. Herkese kabul gören, Allah'ın kanunlarına da uygun bir şeyler olursa o adama biat edilir. Maruf olmayan bir işte kesinlikle peygamber bile olsa biat edilmez.